Ama önce bir dış basına bir bakalım. Tabii, tabii. Çünkü oyunun içini de konuşmamız lazım. Şimdi benim burada en çok üzerinde durduğum konu şu. Biz evet yetenekli oyunculardan kurulu bir takımız ve bu özelliğimizi biliyoruz. Ama organizasyonla ilgili sorunlar var. Mesela Avusturya takımını, sevgili seyircilerimize de sorabilirim. Avusturya takımını eğer gözden geçirirsek bizden çok daha yetenekli bir kadro değil. Ama Avusturya için rahatlıkla diyoruz ki Avusturya bir yarı final görse şaşırmayız. Ralf Ragnik'in ekibi bunu yapabilir. Ama bizim takım için o dağınıklık, o organizasyon bozukluğu asıl insanların kafasını karıştırıyor. Yani bu kadar organizasyon bozukluğu ve bu kadar tutarsızlık, kararlardaki değişimler biraz kafamızı karıştırıyor. Uluslararası basın da birazdan bundan bahsetmiş. Hemen şöyle beraber bakalım. Onun üzerine yorumunu rica edeceğim. Çünkü yani mesela uluslararası basında da en çok söylenen şeylerden bir tanesi, Türkler çok coşkulu başladı, sonra yere çakıldı. İşte duvara çarptı. Efendim beklenmedik şok mağlubiyet gibi ifadeler. Neden? Çünkü ilk gördüğümüz o milli takımın çok dışında bir görüntü sergiledik. Mesela Bild diyor ki, Samet'in golünden bahsetmiş, en aptalca gol. Almanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Bild, Samet Akaydın'ın kendi kalesine attığı gol için Avrupa Şampiyonası'nın en aptalca kendi kalesine golü ifadesini kullandı. Mundo Deportivo, İspanyol gazetesi, kendi ayağına kurşun sıktı diye Montella'yı eleştirmiş. Gerçek şu ki Montella kendi ayağına kurşun sıktı. İlk olarak Gürcistan karşısında açılışta çok iyi iş çıkaran gençlere güvenmemeye karar verdi. İşte Kenan ve Arda niye oynamadı? Soru bu aslında. La Gazzetta dello Sport, bu da yine İtalyan gazetelerinden biri, teknik fark büyüktü diyor. Martinez'in takımının hücumu ile Montella'nın takımının savunması arasındaki teknik fark çok büyüktü. Bunu biraz konuşmamız lazım. Asıl bence La Gazzetta dello Sport'un bakış açısından olaya bakmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ben L'Équipe, Fransız gazetesi, Türkiye yere çakıldı şeklinde bir ifade kullanmış. İşte aradaki o insanların dikkatini dağıtan detay bu. Gürcistan karşısında parlak başlangıcın ardından Türkiye Dortmund'da kendi taraftarının önünde yere çakıldı. Abola, bu da yine Portekiz gazetesi. Portekiz'in dünyaca ünlü gazetelerinden Abola, Portekiz son 16'ya Türk Hava Yolları ile uçtu, hem de 1. sınıfta diye biraz da şaka yapmışlar. Yine Mainz Futbol, bir balonu yavaşça söndürmek gibi ifadesini kullanmış. Dortmund çoğunluğun Türklerin oluşturduğu Signal Iduna Park'la küçük bir İstanbul haline geldi. Ancak Portekiz 30 dakika içinde bir stadyumun nasıl susturulacağına dair bir ders verdi. Ayaktan ayağa düşük tempoda bir balonu yavaşça söndürmek gibi ifadesini kullanmış. Yani 30 dakikada bence Portekiz çok büyük bir ders verdiğini düşünmüyorum. Biz biraz sıkıntılı ve hakikaten oyunun mekaniğini oturtamadığımız, doğru parçaları doğru yerde kullanamadığımız için dünkü mağlubiyeti aldık. Yani Portekiz çok ekstra bir şey yaptığını düşünmüyorum.